yansıtabilmek ve serinin son haritası, karar verici harita başlıyor split haritasında. İki takıma başarılar dileyelim. Min hemen Heaven tarafında B'den savunma yapıyor olacak. Ortaya doğru şöyle bir göstermiştim. Marvel'de ip odasının içerisinden oynayacak. Evet, bu arada Kero'yu A tarafında görüyoruz. Taktik bir A taktiği olacak. BBL ucumunda bunu söyleyebiliriz. Kero'dan büyük ihtimalle smoke'lar düşürülecek. Pova yalnız hala Heaven'da. A site savunması hiç fena değil şu an yerleşim olarak. Pova orada önde kaldı. Rampadan geçmelerine izin verecek gibi. Oradaki gerçek kimiyle birlikte Nate ikiye ayırdı resmen BBL takımını ama side'ı aldılar. Evet, şimdi Spike Plant gelecek. AMD'ler tekrar rampaya doğru gidiyor. 4 canda. Fred'in de 71 canı var. Şimdi pik gelmeye başladı. Kero dirsek tarafında geç kalmış bir mole, içinden çıkacaklar mutlaka ama devamında Muj aim diyorlar aslan. Çözüyor. Fakat çözmeye başladı. Yarıya kadar geldi. Şimdi onu korumaya çalışacak. Smoke arkası aslandan güzel bir headshot daha geldi ve aim diyorlar Pova'yı buluyor. Yani 2 vs 4 de hala biraz daha oynayabilirlerdi ama yarıya kadar çözdükten sonra çok zorladılar sanki Ninja'yı. Bu arada galiba serideki ilk tabanca roundunu kazandı BBL, yanlış hatırlamıyorsam. Gerçi Ascent haritasındaki ikinci tabanca roundunu kazandılar sanıyorum ama BBL öne geçiyor. İlk kez serilerdeki başlangıç tabanca roundunu kazandı, en azından bunu söyleyebiliriz ve dediğim gibi yani Ninja'yı biraz fazla zorladılar o tarafta ama ya bir anlık hani geç kalma dürtüsü aslan, eğer arkası dönük smoke içerisinde headshot bulamamış olsa saniyeler içerisinde çözülebilirdi. Ascent'in ikinci pistolü BBL tarafından kazanılmış dediğin gibi ama bu da yine ikinci aslında pistol oldu seri içerisinde. Muj bu arada çok hızlı bir şekilde şapazı yakalayarak başlamış. Marvel şöyle zehir perdesi arkasına keşif okunu hazırladı. O gönderildi. Kero hemen onu kırdı. Bir info verilemedi onun arkasından. Şimdi kaplan oraya doğru gidecek. Odasına doğru şöyle bir baktı. Aslan oranı kontrolüne alacak. Güzel bir headshot. Marvel girişik yapıyordu ama çıkamadı bir daha. AMD'lerden Jonix headshot'ı sonrası Pova üzerine doğru atlayan oyuncularda karşı biraz çaresiz kalınca Min son kalan oyuncu elinde Şerif var. Ve BBL çok net bir anti-eco oynayacak. Eğer ciddi bir hasar almazsa bundan sonra. Evet, Min tek başına elindeki Şerif'le birlikte tabii ki biraz daha ekonomik hasar vermeye çalışacak senin de bahsettiğin gibi. Tabii A tarafı alındı. Mid'de bekleyen iki tane oyuncu hala mevcut. Site'da kimin nerede olduğuna dair pek bir infoları yok. Min yavaş yavaş Haven tarafından ilerleyecek. Muj'un bu arada Sky'ını görememiştik şu ana kadar galiba bu seride, değil mi? Haven haritasında görmüş de olabiliriz. Gördük. Haven'da oynamıştı. Sonra Sova'ya geçmişti. Açıkçası sadece Sova'ya çok iyi bir harita geride bırakmadı bu arada, evet, Ascent'te. Evet. Yani şöyle söyleyelim, belki Sky'la 5 birim katkı veriyorsa Sova'yla 2,5-3 birim belki de katkı verebildi. O yüzden tekrar onun belki de Sky'a dönüşü BBN'de performansını arttırabilir. Aslan 5'e 0, AMD'ler 3'e 0, Muj 2'ye 0 başladı. Çok iyi başlangıçlar bu 3 oyuncudan. Tabi Other Side'de 2 round'da sadece 2 kill çıkarabilen Min var sadece. Şimdi Other Side'den ilk silah round'a gelecek ama tabi oyuncu kaybetmediği için BBN'in ekonomisi iyi. Elindeki silahlar da iyi bu arada. Yani 2 Phantom, 1 Vandal, 1 tane Marshall. Yani oynamak isteyecektir bunlarla rahat rahat. Orta kontrol için hızlıca Kero'dan smoke'lar düştü Heaven'a doğru. İp odasında Marvel var. Burada zehir perdesi geldi yine. Zehir perdesini orta savunması için kullanmak istiyor genelde ama çünkü rampa tarafını çok kolay geçiyorlar, alt tarafında görüyorsun. Yalnız ya bir orta için de zehir perdesi bilmiyorum. Hem öyle hem de şu ok 2'dir. Aslında kötü info veriyor. Bir Astavuz'u daha mid tarafına doğru kullanıldı ve Vent tarafına doğru yürümeye başlayan bir aslan var. Marvel ip odasında beklerken bir anda beklemediği bir senaryo ile karşı karşıya kalabilir ve aslan kili çıkarttı, hemen sıçrayacak. Rambut'u daha tetiklenmedi ama Kero arkadan gelen Min'i yakaladı. Bundan cypher'sızlıktan kaynaklanıyor şu an. Other Side yani tuzaklarını kullanmadığı için ip odasında sızmalar çok daha rahat oluyor. Ve son kalan isim Pova olacak. Bu da BBL'in 3. roundu anlamına gelebilir bonus gibi. Bonus round sadece bir oyuncu kaybedildi. Evet. Yani şu an bu silahını yenilecek pozisyon bulamadı neredeyse, öyle söyleyeyim. Şimdi Pova yavaş yavaş geldi. Havalandırma tarafından ip odasından geçecek. Karşılıklı iki oyuncu. Kero çok yavaş indi Pova'ya göre ama Muj'dan takas var. Ve 3 tane silah saklanarak da roundu kazanıyor BBL. Yani şapaz killjoy oynuyor biliyorsun ama yani burada Killjoy'un savunma tarafında biraz daha Cypher'a göre zayıf. Çünkü kamera kullanamıyorsunuz. Evet. Tuzaklarla belli açıları hiç yani savunmadan bırakamıyorsunuz.
Yani 2-3 round tur aslan elini kolunu sallayarak ip odasından A'ya geçiyor zaten. Yani vent odasında, ip odasının aslında hemen üstünde bir alarm botu vardı. Bu alarm botu oraya konuluyorsa vent'te aktif bir savunmaya gerek olmaması lazım. Ya da Marvel o alarm botuna göre oynaması lazım. Pozisyonlar aslında biraz alırsak ilk kez iyi başlamadığından dolayı biraz böyle bir stres görüyorum. Mean bu arada smoke arkası gelen tabii Steam Beacon'la birlikte Bobank'ler var. 26 canı kaldı bir anda Aslan'ın. Üzerine doğru baskı devam ediyor. B'den açılacak ve Jonix cross tutan Freddy buldu. Yanıcı yanıyorsun. Yanıyorsun. Kero Bobank'lerle de bitirdi Marvel'ü. Şimdi Jonix'i bu kadar önde beklemiyor yalnız Kero. Mükemmel bir vuruş. Jonix. Yani gerçekten çok Spike ciddi orada. Patlama anları var bu arada Jonix'in. Spike almaya gidecekler. Jonix bir kola team dedi ama yakın mesafeye takım arkadaşı var. Pova da orada. Güzel bir flash. Muj'dan ikinci flash da geldi. Muj kendi de kör ama kafası yana yana çıktı, vurdu Pova'yı. Jonix'in canı 3, onun üstüne gitmek isteyeceklerdir ama Jonix yine yanında birini götürüyor. Yani Jonix'ten aşırı ekstra hasar geldi. Ooo Spike yine düştü Muj. Yardım edemediğim delir ona. İnce bir açı ve şimdi şapazda gözler Spike'ı alacak. Geriye döndüğünü anlayacaktır bu atmış olduğu Taret'le birlikte. Spawn tarafından bu arada MDL'ler A'ya doğru gidiyor. Yani shift'le gidiyor ama MDL'nin koşması lazım. Şapaz bakalım okuyabilecek mi oyunu? B'ye gittiğini düşünüyor şu an için. Haritanın bir ucundan bir ucuna çok koşması gerekti MDL'nin. Burada... Yani öne kurar ve bir de rampa tarafına giderse ki hayır, safe plant alacak. Ben bunu çok önermiyorum birbirlerde. Yani ön tarafa koymak inanılmaz size kazandırıyor zaten planti. Şimdi ama yani Haven'da da olabilir. Haven'da da olabilir. Olabilir tabii ama zaten birebir de şansını deniyorsun. Şimdi fight'e girmek isteyecek. Şapaz geldi ve Şapaz bakmıyordu. Tam Haven'a dönerken son anda indi fark ederek onun da mermi sıkmasıyla döndü. Bir de ulti gelecek şimdi. Evet, şimdi de bu roundla beraber ulti gelecek Şapaz'dan. Ki ikinci yarıda Asenet'in bence net yıldızıydı Jonix'le birlikte. Hatta belki ondan daha da kritik işler yaptı. Kesinlikle. Çok kritik bir clutch kazandı 1v3. Burada da çok önemli bir clutch da bakalım belki takımına comeback sağlayacak. Böylece Other Side 3-1 buluyor. Henüz Marvel ve Fred'in skor yapamadığını gördük. Hem BBL'de hem Other Side'da. Maçın 5. roundundayız. Yani gerçekten hani clutch'ta kazanılmış olması tam istenilen değil ama yani round'un kazanılması bile büyük bir mucize. Jonix'e büyük bir parantez açmak lazım. 1v2'de kaldığında da Şapaz pozisyonunu çok iyi okudu, evet. Çok iyi değerlendirdi. Renkli bomba gelecek şimdi hemen. Jonix'ten round başı. Orada Muj var. Atarken flash yakalanabilir. Belki hasarına bakıyorum. Çok ciddi hasar almamış. Yani armorlar. Evet ama armorlar bir yoklandı Kero ile beraber. Bu çok geriden gönderdiği kaplanla beraber havalandırmanın kontrolünü alıp şöyle bir çekledikten sonra geri dönecek. Bu kez oraya direkt oyuncu koydular. Jonix direkt havalandırma içerisinden savunma yapacak ve A Haven'da iki isim var. Savunmanın A odaklı olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım bunu BBR fark ederse oyun çevirmek isteyebilir. Fark etmediği anda da önemli bir dezavantaja sahip olabilir. 3 tane oyuncuya karşı Marvel yavaş yavaş ekranlar tarafına dönerken açılı bir şekilde Pova'nın rampa savunması yaptığını söyleyebiliriz. Pova buradan bir kill alıp belki kaçmak isteyebilir. Mid'den de henüz bir baskı söz konusu olmadığından dolayı şu an için endişeli gözükmüyor Other Side. Ve sürükler gönderildi. Haven tarafına doğru iki tane gidiyor. Kirişlerde oynamak isteyebilir. Şimdi Pova önde yakalanabilir ve gelen bir keşif oku var ama çok ilginç bir timing. Jonix şimdi sıçrayarak ileriye doğru gidecek. Dash'le birlikte geri karşı farkında değil. Bunun ikinci kill gelmedi birebir takastan sonra. Wow. İkinciyi de buluyor Kero. Harika bir crosshair placement. Ve şimdi mean take. Oju geriye doğru kaçarken gördü. Yalnız perdenin arkasında iki oyuncu var şu an. Evet, şimdi bir Killjoy tecrütü geldi. Rampadaki oyuncular kalacak. Oraya doğru ulti ile beraber kıracaktır. Ve kırdı. Yani Kero inanılmaz yararlı oynamaya devam ediyor. Eğimdelel'den bir chat daha gelmiş. Marvel ile beraber Şapaz. Spandan çıkacaklar. Eğimdelel birazdan o infoyu aldı. Park tekti. Marvel'ı yakaladı. Muj'da son kill alıyor. BBL'den net hücum ama net hücumun baş oyuncusu Kero. Kesinlikle. Belki de takımın eksileceği yerde çıktı. İki tane kritik fight kazandı. Ulti ile beraber tecrütü kırdı. 10 numara oyun. Çok güzel oynadı gerçekten ağ tarafındaki post plant oyununu Kero'nun atmış olduğu ulti ile birlikte. Spike burada. Yani şu an için işler BBL'in lehine. Tamamen onların yolunda gidiyor. Other Side yine bir bonus oynayacak. Ekstra parası olan Şapaz kredileri biraz daha
cömert harcıyor. Biraz Heaven havası seziyor musun şu an evet, maç başlangıcında? Evet. Yani Otherside net bir şekilde karşı koyamazken aldığı güzel bir clutch'la sadece ilk round'a sahip. Onun dışında BBR oyunun kontrolünde, A gitmek isterse gidiyor, fake atmak isterse atıyor. Hiçbir sıkıntı yaşamadılar oyunu işletme noktasında. Şimdi Chopaz'ın Phantom'ı var. 4 tane tabanca ki Pova'da sadece bir klasik görüyorum. Aslan bu arada Operator'la oynayacak. Tercih bu kez B. Şimdi B önünde 5 tane oyuncu var BBL'den. Ve A tarafından aslında kritik bir info alındı. Arkasında şu an için yakında kimse yok. Bunun farkındalar. Ama rampalı ve yakın bir kurgu. Chopaz ilkten aşağı iniyor. Yanıcı şimdi patlayacak evin altında. Çok iyi kurgulanmış bu oyun ve Pova yakalandı derken Chopaz Wallbang'li headshot. Chopaz şimdi oraya sızmaya çalışacak ama Fred hemen Wall'un üzerinde. Tabii beklenmeyen tek şey aim delirinin arkadan gelmesi. Eş zamanlı killer. Bir anda 4v2'ye geldi oyun. Jonix'te bir ulti görüyorum. Ama ultiyi atması için çok elverişli bir ortam yok. Evet 4v2 pozisyonu aim delirler. Onu iyi dodge'ladı mı? Bakmadılar oraya. İmdeler paketledi. 2 kill. Ve böylece 5-1 oldu. Bu arada ekonomi yapmaya devam ediyor. Yani BBL roundları kazanmıyor sadece. 4'er 5'er kişi yaşayarak. Bakar mısın? 6. round oldu. Aslan 2, İmdeler 2, Muj 1, Fred 1 kez ölmüş sadece. Yani en çok Keron'un biraz fight'ta kalıp düştüğünü görüyoruz. Ya benim yani gözümde bir yandan çok önemli. 2 haritayı da iyi geçiren Marvol'de 0-6 şu an. Çok kötü girdi o da evet. Yani Sova ile birlikte gerçekten pek katkı veremedi şu ana kadar. Bunu da söyleyebilirim. Yani Aja'nın farkını pek ortaya koyamadı. Zaten hani split'te zordur. Evet, main geçişine doğru kafesle başlıyor aim DLL. En çok yaptığı şeylerden biri klasik oyunlarda mid alınırken BBL'de aim DLL'in rampadan biraz takımından bağımsız hareket etmesi. Freddy bu arada yine Vent'e yerleştirdiler. Ve yine sadece bir alarm bot var. Bir önceki roundda olduğu gibi eğer rampada, Heaven'da biraz kaos olursa Fred oradan çok rahat oynayacaktır. Ayrıca MDL'in de bir ultisi var. Round'un orta bölgelerinde belki alacağı bir Cypher ultisiyle tüm rakiplerin infosunu alabilir. Outside savunması biraz daha gömülü. İlk defa bu kadar içeriden savunma yapıyor Otherside. İki tane dirsek tarafında oyuncu var. Birbirlerini coverlamaya çalışacaklar ve Heaven'da Jonix var. Jonix'in de bu arada bir nefes keseni var. Yani kalabalığı görürse ortasına atacaktır. 50 saniye kaldı. Aa, büyük tespit hata. Tespit edilemedi yalnız. Büyük hata. Mid'in boş olduğu infosu gidiyor. Şu an alarm bot ne kadar tetiklenecek olsa da beklemeyebilir bu hareketi. Chopaz sahide arkasında harika bir yardım. Bova'dan 3 kill oldu toplamda. Chopaz hala yaşıyor 6 canı olmasına rağmen alarm bot şimdi tetiklendi. Rampa önünde Fred'le birlikte Aslan birleştiler. Ama Spike Otherside kontrolü altında. Marvol bir yandan Heaven arkasından denemeye devam ediyor. Min açıkta yakaladı aslında bir anlık dikkatsizlik. Bu arada Raze'in de infosunu aldı. Kafayı gördü kaldırır. Jonix çok iyi kaçtı. Yani bu arada Chopaz'ın canı azdı. Fred gerçekten biraz daha oyun alanı bulabilseydi genişlik olarak birden fazla kill çıkarabilir. Ultisiyle bir takım arkadaşını kaldırabilir ve round'u baştan yazabilirdi belki ama tabii round'un büyük kısmı özellikle rampadan girerken Pova Chopaz ikilisi. Çok güzel bir crossfire. Ekranlar arkasında çok güzel bir oyun. Zaten hani Chopaz'ın bir çapa olarak site'de çok iyi savunma yaptığını gördük bugüne kadar önceki haritalarda da. Onun da benzerini site'de sabit kalabildiği sürece çok böyle rahatsız edilmezse hani yeteneklerle düzgün aim ile fark yaratıyor. Evet yani site holder'ların özellikle Sentinel oyuncuların zaten site girişlerinde en azından bir kill bulup zaman aralığı yaratma ve destekle birlikte, rotasyonla birlikte iyi bir iş yapma fırsatı bulabiliyor. Özellikle A tarafında kurgu vardı. Onu hatırlatalım. Yani tek başına olsaydı muhtemelen birebir takasta da gidebilirdi. 5-2. Otherside adına 3 oyuncu yaşayarak kazanılmış bir senaryo. Gayet iyi bir senaryo bu savunma ile birlikte. BBL'den gelen taktik duraklatma var gördüğünüz gibi. Ve serinin 3. haritası Upper Bracket ilk karşılaşmasında BBL üstünlüğünü devam ettiriyor. Şöyle bir kredileri bakalım. Aslan 5-700'de. Belki bir drop çıkabilir Aslan'dan. Kendisi belki bıçaklarla oynamaya karar verebilir. Drop çıkacaktır. Yani Fred'de de var. Aim'lerde de var ekonomiyi. Aslan dediğin gibi bıçaklarla oynayacak ama onun dışındaki herkes rahatlıkla full buy round olacak. Zaten demin saydığım gibi o yüksek seri yüzdesi sebebiyle iyi bir ekonomileri var. Hatta bir round daha gidebilir belki de. Şimdi main tarafına doğru bir slow gönderdi galiba.
Aynı şekilde Aslan'ın da ultisinin açıldığını gördük. Tabi adı saydın da yani 3 ultisi var. Marvel ve Şapaz da round içerisinde ultiyi açabilir. Hı hı. Yani bu büyük bir lüks. Buradan artık adı saydığında bütün kaynaklarını kullanıp roundu alırsa... Devamında bu arada Aslan hızlıca Deşil'le beraber havlandırma içerisine girdi. Şöyle ipleri bir kontrol edecek. Burası her 5 roundun 4'ü boş. Yani takımın çoğu da almıyor burayı. Takımın çoğu da artık ortaya almıyor zaten. Yani side'lara çekilip Heaven birleşimlerini işte tuzaklarla, taretlerle, alarm botlarla savunup sadece info almaya çalışıyorlar. Tabii rotasyon Şapaz tarafından CT'ye doğru gitmek zorunda bırakıldı. Bunun en büyük sebeplerinden biri alarm botun erkenden kırılmış olması. Yani aslında oyun planında BBL'in erken bir hamlesi geliyor. Bu da işe yaradı diyebiliriz şu an için. Viper yeni var main'den. Çok güzel kapattı orayı bu arada o. Çok iyi kapattı ama önde yakalanabilir. Elinde sadece bir Spectre var ve farklılardan öne çıkmak istedi main. Yani rakibi illa geri kaçmayacak tabii ki. A'ya çeviriyorlar. A'ya çevirecekler. Evan tarafında Jonix güzel bir kill aldı yakın mesafe. Otisi boşa gitti ama Şapaz'dan yardım var. Jonix hala orada. Fred ortada kaldırdı imdiyeleri bir anda herkesin arasında. Mush kill almış. Şapaz toparlayamadı. Ne oluyor? Ne izliyoruz Heaven'da biz neler izliyoruz? Site'de hala 15 saniye. Marvel beklemeye devam ediyor. Oyunu B'ye çevirdiler. Pova'nın önüne çıkacak 3 tane oyuncu. Under Heaven kontrol edilmiyor. Pova çok zorlandı ama. Çok kötü başladı. Harika bitirdi Pova. 11 canı var. Tek başına Mush kaldı ama round'u kazanma ihtimali yok artık. Pova, yani o Bulldog spreyi gerçekten büyük yani bela olabilirdi. Yani ilk spreyi kaçtı, gözlerimi kapattım, söyle dedim yani yanından sana. Gerçekten çok iyi toparladı ama sonrasında. Kolay kill zor oldu, zor killler kolay oldu onun için. Yani. Ama yani BBL bu böyle bir oyun istemiyor. Yani 15 saniye oraya koşalım, 20 saniye oraya koşalım, arada herkesi bir kaldırayım bir Fred falan böyle kombatın ortasında. O sprey kaçınca aklıma gelen ilk şey ne oldu biliyor musun? Komutanım annem banyo yaptıracağız. 5-3 yani gerçekten psikolojik bir round ve Pova bunun altından kalktı Othersite ile birlikte. Şimdi senin bahsettiğin gibi ekonomi yine elverişli. BBL bir kez daha buy yapabilme şansına sahip oldu. Seçimlerle birlikte bayağı bozdu bu arada indiyeler rakibini. Düzeltiyorum Jonix bozdu ama birebir takas gelmiş olsa da indiyeler adına iyi bir senaryo bu. Tabii yani hiç vuramadan yakalanabilirdi. Şapaz hemen savunmasında Min'le beraber. Taktik A'ya tekrar dönüş şeklinde. BBL aslında haritaya yayılacaktı ama çok erken A tarafına bir takas olunca ve sadece AMD'ler kendini A'da gösterince BBL oyunu A'ya çevirelim. Tek gördüler. Savunmayı biraz daha A tarafında pasif yapacaklardır. Bir öngörüsü var ki bu da şimdilik doğru görünüyor. A tarafında sadece Marvel ekranlar tarafından kontrollü oynayacak ama elinde bir ultisi de var. Keşif oku sonrası bir şeyler yapabilir. Bu arada sülükler geliyor. Spawn'a doğru yalnız sülükleri vururken Marvel yakalanabilirdi. Keşif okunu hazırladı. Saat geçişine doğru çok kötü bir keşif oku. Evet. Dirsek tarafına attı. İstediği açıdan sektirecekti aslında ortaya doğru. Şimdi yalnız ulti geliyor Marvel'den. Kurmasına engel oldular Fred'in. Ve bir kez daha tetiklendi Fred. Ekarte etmeyi başarıyor rakibinin ultisini. Şapaz bu esnada Kero'yu yakalamış. Elbow da önde yakalanabilir. Yalnız Aslan 73 canı var. Armor'u kırıldı. Üzerine doğru baskı devam ediyor. Şimdi site'den çıkmak zorunda kalacaklar. Bir yandan Mush'da gözler. Nano sürü öyle bir güzel kullanıldı ki Mush pozisyon alamayacağı için çok Fred, zor vuruş. Güzel burstler. Headshot angled ama yerinden edildi. Şimdi side'a girmeye çalışacaklar. Kapalıya kurulmak zorunda kaldı hatırlatalım. Ters angle'da bir isim daha var. Tek başına kaldı. Şapaz yarıya kadar çözdü. Şapaz'ın çözmediğinin farkındalar. Altı mermisi var sadece. Çözmek için üzerine gidecek ama Aslan Mush ikilisi çözdü burayı. Yani çok zor bir post brand'ti bu arada. Dezavantajlılardı, sıkışmışlardı. Tecet gelmişti ama devamında Heaven'dan çok sakin ve kontrollü bir oyun. Clutch oyuncuları BBL'nin iş başında 6-3. Otherside farkı daha fazla kapatamadı. 3 farkta artık ilk yarının sonu yaklaşacak. Bakalım Otherside'den bir beraberlik görebilir miyiz ama yani şu an için BBL biraz rahat oynuyor. Bunu söyleyebiliriz. Saldırı tarafındalar. Çok kolay bir taraf değil aslında. Split için ama şu ana kadar önce 3-0'la başlamışlardı, sonra karşılıklı roundlar diyelim. Şimdi Min yine aynı şekilde zehir perdesini A'nın da rampasını kapatacak şekilde attı. Jonix perde arkasına doğru yerleşmiş durumda. O risk alarak bir posta geçecekler. Yalnız kaplan geldi. Jonix ondan kaçtı belki ama üzerine doğru push gelecek. Jonix yakın mesafe. Bulldog'da bu kez çok zorlanan Jonix oldu. AMD'ler kill'i aldı. Canı az. Heal alacak mı diye bakıyorum takım arkadaşından.
5 canı var sadece Fred. Healing'ı şimdi aldı, kullandı aldı galiba. Aim delele. Şimdi aldı o healer. Pardon, Sky verdi galiba. Evet. Evet. Aim deleninki duruyor hala. Tamamını harcamış. Düzeltiyorum, Fred'inki duruyor hala. Oyunu B'ye çevirdiler. Yalnız B tarafında bir tahmin var. Heaven altına doğru iki oyuncu geldi. Side tarafında isimler var. Kero pikleyecek ilk oyuncu. Double pick geldi. Min onları yakaladı. Spike düşürüldü. Asist havuzu da gelmiş durumda. Min nereye gidiyor? Min nereye gidiyor? Fred onları durduruyor. İki tane headshot'la beraber. Marvel ve Pova kaldı. Aslan. Hatta son kalan isim artık Pova. Ve aim delen Lurk'ten yakaladı Pova'yı. Yani other side için belki de round kazanmak çok kolay olabilirdi ama bu girişleri hiç engelleyemediler. Rakibini çok iyi okudular teoride ama pratikte sıfır. Acaba Min düşmüş olabilir mi? Yani böyle biraz çünkü side'dan dikine doğru, köşeye doğru gidiyordu. Çok da böyle bir şey değildi hani, bilinçli gidiyormuş gibi çünkü... Evet, bir teknik mola da görüyorum. Belki Min'in orada bilgisayarla ilgili bir sıkıntı yaşanmış olabilir çünkü evet, spawn'da da bekliyor. Ya ben bir an hani dedim herhalde yanlış info geldi, ona gidiyor ama... Ya bu biraz da tabii ki BBL'in işine geldi. Fred'den iki tane güzel headshot, sonra Heaven'ın yardımı. Round BBL'e gitti. 7. round 7-3. BBL'in istediği gibi bir split'in saldırı tarafı geçiyor. Hadi be. Evet. Bir üzücü. Teknik sorun. Teknik de sorun aslında internet ve elektrik sorunu gibi. Tabii yani ikisi de birbirini bildiğiniz gibi birleştirebiliyor yani. Hani elektriğin olsa gidince... internet olmayınca bir iş yok. Elektrik gidince ikisi de yok. Bunlar analiz. Yaz bunları bak. Her yerde bulunmaz. Bu bilgiler altın değerinde. Yani işte trajik yani bir yandan tabii ki. Ya en kritik yer. Double peak tabii atmışsınız. Belki round'a doğru dönecek ve bu kritik maçta bu kritik round belki şu an 6-4 olacaktı. Hı-hı. Ama tabii bir belinde devamında doğru işleri yaptığını söylemek lazım ama şanssızlık. Adasay'dan ekonomist de yok bu round'a. Bir eko göreceğiz Vlad ve BBL'in 8'i görmesi demek bence split'te saldırıda 8 çok 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 önemli. Ya son dönemde tabii eskisi kadar split o rework'ü yedikten sonra, harita tekrardan şekillendirildikten sonra eskisi kadar hani savunma ön planda değil belki ama ya hücumun bu kadar midi rahat alabildiği bir senaryoda savunma ekibinin site'larda infosuz ve sıkıştığını görebiliyoruz. Other side'de bunlardan biraz çekti açıkçası. Mid'de önde hiç karşılayamadılar. Ya Min'in mesela Viper perdesi birçok roundda biliyorsun kullanıldı. Ben çok işe yaradığını gerçekten düşünmüyorum. Çünkü buraya doğru aktif hiç böyle üçlü oyun neredeyse hiç görmedik. Ve bakalım, umarım sorun çabucak halledilir. İnternet, elektrik neyse döner diyelim. İnşallah yani gerçekten other side iyi oynadığı bir ikinci yarıya geçirdi. Devamında Other Side'ın henüz split'e çok çok iyi başlamadığını söylesek bile comeback atılabilecek bir skordalar hala. Umarım sorunları hemen çözülecektir. Dönüşünü bekliyoruz tekrar Min'in. Tabii diğer taraftan da eşleşmeler belli oluyor bir yandan. İkinci yayınımızla beraber eş zamanlı olarak maçlar oynanmaya devam ediyor. Bugünün sonuçlarını şöyle hızlıca hatırlayabiliriz. Hazır bir mola bulmuşken turnuva içerisinde. Günlük maçında Okçan eSports Fireflux'ı 2-0 mağlup etmişti ve rakibini Lower Bracket'a gönderirken. İkinci maçta Supermassive Blaze Zeroz'unu 2-0'la geçip Oxygen'le eşleşti. Upper Bracket yarı finallerinde. Sonrasında Futbolist bu eşleşmenin galibiyle oynayacağı mücadelede Team Aurora'yı 2-0 mağlup etti ve rakibini bekliyor şu an. Ve eşleşmelerde de Lower Bracket'ta Fireflux'la Zerozone eşleşmiş durumda ve o mücadele başladı eş zamanlı olarak. Diğer tarafta da Team Aurora bu sunduğumuz maçın mağlubuyla oynayacak Lower Bracket'ta. Biz de o maçı sunuyor olacağız bundan sonra direkt. Onu da söyleyelim. Evet. Yani ne diyorsun ya? Ben özellikle İzlanda sonrasında taktiksel çeşitlilikler, takım oyunları, çok daha böyle takımların kapalı elemeleri itibariyle özellikle hoşuma gitti. Evet, güzel ama mesela ben hala niye Breeze görmediğimizi anlayamıyorum. Çünkü şu an Avrupa elemelerinde Breeze direkt oynanmaya başladı. Hı hı. Yani yine şöyle bir sahne ben açıkçası görürsem üzülürüm. Yani Türkiye elemelerinde hiç Breeze görmeden bitirmek. Hı hı. Ve takımlarımızın EMEA elemelerinde ilk maçında pat diye Breeze'le karşı karşıya kalması. Yani tabii ki Pragler... Birinden biri banlıyor çünkü. Yani evet, ne olursa olsun tamam, Pragler atılıyor. Takımlar belki teorik olarak hazırlıklarını yapıyorlar ama artık bunu da biraz resmi maçta denemek
ve sonrasında da gitmek çünkü hani öncesi de biraz öyle oldu. Yoru muhabbetini hatırlıyorsun, evet, yani biz Yoru'yu hiç kullanmadık, etmedik. İzlemedik veya bir gördük, olduk. Yani falan. Nasıl akıl biz oyunları yani, falan. Biz. Evet, yani herkes hazırdı. Benzeri Breeze de olabilir. Breeze'i mutlaka kullanacak Avrupa takımları olacak. Daha doğrusu Avrupa demeyeyim de hani CIS de olabilir. EMEA elemesi diyeyim ben biraz daha düzeltip. Bu arada EMEA'yı, daha doğrusu CIS'i biraz daha yakından izleme fırsatı buldum bu süreçte. Yani 3 slot gitmiş ama yani Gambit dışında bilmiyorum. One Breath Gaming var. Evet, Forza vardı zaten. Forza ama gerçekten o düşündüğümüz Forza değil şu an, onu söyleyebilirim. Evet, yani. Ama tabii yani CS takımları o kadar iyi, başarılı oldu ki aslında. Gambit. Evet yani hani bayağı bir tabii doğal olarak dikkat çekti. Zaten genel olarak da tüm bölümlere, bölgelere slot arttırım var zaten hani bizim dışımızda diyelim. Çünkü bizde hani o slotları... Yani Berlin'e Japonya'dan direkt 2 tane gidiyor. Güney Kore'den direkt 2 tane gidiyor. Brezilya'dan yine 2 tane gidiyor. Güneydoğu elemelerinden yine 2 tane gidiyor. Hani ikisi tane hatırlıyorsun, Patifanlı kadro. Onun gibi bir tane daha takım olacak. Biz 3'te kaldık maalesef. Avrupa olarak. Yok, biz Türkiye olarak. Bir de EMEA elemesine göndereceğiz. Ha, evet, onu hani söylüyorsun sen. Avrupa peki. Olarak da 4 tane takım, evet, gidecek. Evet, 4 tane Avrupa'dan gidecek. EMEA'dan. Bilmiyorum, slotlarla alakalı benim beklentim biraz daha farklıydı açıkçası. Yani Avrupa'dan ben 8 tane takım gider diye düşündüm. EMEA'dan düzeltiyorum. Minor region olarak, ya slotları çok da fazla konuşmak istemiyorum da, minor region olarak bence 1 ya da 2 slot. Çıkalım EMEA'dan o zaman. Yani sonuçta evet, Avrupa bölgesinin ne kadar dominant olduğunu Central'si bir kenara koyarsak ve Virgin One'ı koyarsak gördük zaten İzlanda'da. Ama ne olursa olsun Avrupa'nın da kendi içinden en iyi takımını bulurken biz de oralara girebilecek kadar takımlar çıkarmalıyız. Vallahi bu noktada. 12 tane takım olacak EMEA elemelerinde. Bunların 4'ü Türk olur, 3'ü Türk takımı olacak. Evet. Ve 4 tane slot var. Ya bizim şansımız yine çok yüksek. Yine oran olarak çok yüksek, kesinlikle öyle katılıyorum. İzlanda'ya göre daha yüksek oranımız. Uçak saatleriyle ilgili. Rötar var. Mean'den kaynaklı. Evet, evet, rötar var ama çok yok. Şu an bilgisi de geldi bu arada. Mi'nin hemen tekrar bağlanacağına dair sorunu giderilmiş. Birkaç dakikalık bir sunucuya bağlanma süresi var. Onun dışında maça girişini tekrar göreceğiz ve Split'ten Upper Bracket'ın bugünkü son maçının galibini belirleyeceğiz. Bu hafta boyunca her gün yayınımız olacak, evet, bu şekilde. Serilerle birlikte. İki takım. Evet. İki takım EMEA elemelerine gidecek buradan. Ve bir sonraki elemede Challengers 3 aşama 2'de. Tabii ki bir tane takımın için bir tane takım olacak. Gidecek ama yani şu an takımların da bence işi daha kolay bu ilk elemede. Tabii, çünkü tabii. İki tane slot var. Şimdi ikincisi gerçekten yangın yeri olacak. Yani hem ilk elemeden çok istediğini yapamayan ama güçlü olan takımlar var. Athletics. Yani evet, şu an hiç elemelere daha gelememiş takımlar var. Onların ya belki Beşiktaş gelecek. Yani onların tabii ne yapacağını bilmiyoruz. Bu elemede çok başarılı olan çok iyi takımlar var. Onlar da mutlaka sonrakiye kalamadan birileri elenecek. O durumda güzel bir hediye paketiymiş bu arada. Rejim oradan bir Ice Americano alayım. Evet. Ice Macchiato varsa ben de oradan rica edeyim, hazır kafedeyken de kahvelerimizi yudumlayalım. Evet, Mean geldi bu arada. Artık geri sayıma tekrar döneceğiz. Ve devamında da Unpause'la birlikte maça dönüş yapacağız. 11. round'dayız. Şu an için BBL'in kontrolünde geçen ve istediği gibi bir ilk yarıdayız. Şimdi de Other Side'ın Echo olacağı, yarım çekeceği bir round'da 4 tane Şerif, bir tane de Spectre'e görüyorum. Marvor'un elinde ve aldırabilecek çok kritik bir ulti de yok round'u. Zor bir round Other Side için. Gerçekten zor bir round, dediğin gibi. İlk yerinin son aldığı için biraz daha burayı boş geçme ya da şansını ufak yatırımlarla deneme roundu olduğunu söyleyebiliriz. 11. round. Other Side ekibi A tarafında siteye doğru ilerliyor ve iyi okudular rakiplerini. Bu kumar onların işine yarayacak. Bir yerde net bir A hücumuna hazırlık yapmakta. Side tarafına doğru Elbow'dan 3 tane oyuncu girdi. Site'de yerleşimler yapıldı. Ve şimdi AMDLL önderliğinde yavaş yavaş ilerleyecekler. Muj elinde bir Şahin var. Kuş patladı. NG yalan, John X yerden Vandal alıyor ama birebir takas. Muj'un canı çok az. Giremediler.
Çizemediler. Şimdi Fred'den de heal gelmeyecek galiba Muj'a diye bakıyorum bir yandan. Muj bayağı geride kalmak durumunda. Imdiyeler yani rampadan açıldı. Biraz zorlayacak ama şu an 8 oyuncu da alanın içerisinde neredeyse. Şimdi geri döndüğünü düşünen Otherside bir rotasyon yapıyor ama tabi Marvel bunu rampaya doğru gönderse belki daha ciddi bir info alabilirdi ama Imdiyeler gelmeden yakalanabilir. Bir oyuncu infosunu aldılar sadece Fred'le. Yani önde kırdığı için yakında bir oyuncu daha olabileceğinden endişeliler ve geri dönüyorlar. Dediğin gibi 30 saniye kala A'ya geri dönüyor iki oyuncu. Bir adet Şahin daha geldi. Hemen bir yer çekimi gelecek. Yanıcıdan yalnız biraz hasar alındı. Muj bir açığa çıkarıldı 3 oyuncu gibi ama eş zamanlı killer Kero, Fred, Imdiyeler üçlüsünden. Marvel bir anda tek başına kaldı. Bütün oyuncuları kaybettiler. Ve de duvar geldi önüne. Sage duvarını da kırmaya çalışacak. Yerde bir vandal var onu aldı. Rampa tarafında Kero'yu buldu. Yakalayamadı Fred. Üçüncü killini alırken Kero'nun da asistini gördük. Ve VBL biraz belki ilk hızlı giriş sırasında kaos çıkıp kendi oyun planını bozduğu anda sakin kalmaya başardılar. Biraz geri çekildiler. Frene bastılar. Sonra tekrar A execute'da sıkıntı yok. 8-3 ilk yarın son roundu geldi. BBL için 9 bile olma ihtimali var ki zaten saldırıda 9 çıkarmak demek gerçekten onun için çok çok iyi haber split haritasına. Orta kontrolünü almak üzere Otherside ortaya çok kalabalık geldi. 3 B hub'ın bir tane de havalandırmadan pick gelecek. Şimdi ilk kez dediğin gibi ilk yarının son roundunda bunu deniyorlar şu an. Perdenin arkasında 4 tane oyuncu var. Keşif oku gelecek oraya doğru. Imdiyeler geri açığa çıkmadı. İlerlemeye başladılar. Imdiyeler görecek rakibini ama bir türlü bulamadı. Marvel bundan çok iyi yardım alıyor. Yararlanıyor. Aslan bu arada bayı açmış. Ne yapıyor site'da Jonix? Kaçmaya mı çalıştı, yardıma mı geldi anlayamadım ama Kero'dan kolay bir kill oldu. Şimdi drone gelecek. Bir yandan Sky Heal'ı da takımı çok rahatlatıyor yalnız. Kero ulti'yi kullanmadı. Marvel ipin altında. Yani Heaven'a attığında Marvel de yakalanabilir. Muj bu arada ikinci kili de bulmuş tek başına Marvel. Ultiye gerek kalmadı. 9-3 BBL adına çok rahat bir ilk yarı skoru. Yani işler biraz daha yakın ilerleyebilirdi açıkçası ama Otherside tutunamadı bu karşılaşmaya, tutunamadı bu ilk yarıya. Bilmiyorum katılır mısın? Yani Otherside'in savunması haritaya çok yabancı gibiydi. Yani evet. Split'i hiç oynamayı sevmeyen, yani Split'i gerçekten direkt insta banlayan ve bunu da yani sürekli yapan, hiç görmek istemediği sanki bir haritayı oynuyormuş gibi Otherside. Bilmiyorum bu kadar gerçekten ikinci harita sonrası iyi oynadıktan sonra sana biraz şaşırdım ben. Katılıyorum çünkü Otherside gerçekten hani mid savunmasına çok odaklanacak gibi gözüktü. Özellikle hani keşif okuyla birlikte Marvel tarafından. Ama Viper perdesinin arkasından hani bir kere bile oyuncu tespit edip vuramadılar mid'de farkında mısın? Evet. Ve mid'i çok sürklese oldular mid'de. Yalnız şunu söylemek lazım. Aslan bu arada ikinci yarının hemen başında entry'yi min üzerinde bulmuş savunmada. Bu evet. Çok ekstra. Çok iyi bir başlangıç oldu bu. Hızlı bir başlangıç oldu hem de. B uzundan tek başına çıktı. Killini alıp kaçtı. Fred rakibinin gözünün önünden aldı gitti ulti küresini. Kero rampadan biraz dikkat çekmeye çalışıyor. Fred de duvarını koydu. İki info alınmış olması lazım diye tahmin ediyorum. İki A savunması Kero. Rakibini dinkledi ama o mesafeden tabii kendi canı daha az. 2-3 oyuncuyu birden vurunca. Şimdi 4 vs 4 durum oldu. Muj Şahin'ini bekletiyor. Marvel'den çok geriden atılan bir drone. Heaven'ların bir tanesini kontrol edebilir en fazla gibi. Muj. Kafes açıldı. İçine girdi Marvel. Bu arada Sky'ı görmedi. Güzel bir hareket. Göremedi ama buranın kalabalık olduğunu düşünüyor. Marvel'in işine yaradığını söyleyebilirim. A gidiyor. A'ya doğru girecekler aslan. Linklendi. Hemen heal geliyor Fred'den. O birazdan rampa tarafında aktif. Marvel karşısına aslan gelecek. Biraz uzun sürdü bu düğünü. Kaçabilecek mi? Hayır. Aslan dediğin gibi kovaladı. Şimdi dirsek tarafında iki oyuncu birden var. Imdiyeler çok net bir çıkış yaptı. İki isim daha var. Onu da Fred'le beraber Muj buldu. Jonix ölürken yanında Muj'u da götürüyor ama BBL 10. rounduna ulaştı. 10'a 3. Çok iyi bir yine ikinci yarı başlangıcı tabanca roundu aldı yine tekrar BBL. Bunu da söylemek lazım. Tabii Otherside'ın en son split maçına bir bakmak istedim bir yandan da paralelde. Futboliste karşı kaybedilen 2-0 evet, mücadelede. Evet. Senin de sunumunda olan maçta. 7 round çıkarabilmişti maçı kaybederken. Ve savunması yine sorunluydu bu arada. Yani saldırı tarafında biraz daha rahat gibi görünmüştü ama savunması yine çok büyük sorunlara sahipti. Hı hı. Galiba Otherside bu haritayı kaybederse sebebi savunma performansı olacak. Evet, Otherside'in gerçekten hani 9 round kaybettiği, 12 roundun 9'unu kaybettiği bir ilk yarıyı geride bırakırken kesinlikle ihtiyacı olan tabancayı da ikinci yarının hemen başında kaybettiklerini görüyoruz.
3 tane Spectre. Savunmada BBL ekibi. Bakalım Viper perdesinin ardından rampaya doğru yürüyecek. 4 tane oyuncu var şu an. Marvold elinde ok bekletiyor. Şimdi bakalım bu ok nereye doğru gelecek. Şimdi site önü Heaven tarafı boşaltıldı. Güzel bir oyun izliyoruz şu an Other Side'dan. Side'a girerken iki tane HR çıktı. Yalnız Imdelal birini kill'e dönüştürebildi. Çapası da görüyor. Mermisi kalmadı ama. Hala vuruyor. Davrandı. İki tane kill. Çok iyi zaman yarattı. Smoke'dan şimdi Pova çıkacak ama Aslan olmuş. Çok hazırlar eş zamanlı killer. Ve Aslan dönüp Jorix'i screen'e girerken yakalayınca 11'i buldular. Ve bu Force by the Other Side ekibinden sanıyorum. Yani artık son şansları bunlar. Other Side'ın. Ve BBL şu an geçilmez bir savunma yapıyor görünümünde. Bunu şu an boş geçmek durumunda Other Side. Yani 12 yine, demek bu zaten. Tabii yine forcelarlarsa bir sonraki roundda da paraları olmayacak ki şu an forceluyorlar. Evet yani dediler ki iki kere deneyelim artık yapacak bir şey yok. Gerçi rifle oynamadan. Evet bir buçuk bıraktılar. Yine çok temiz bir bayrant olmaz bir sonrakinde ama Lost Bonus'la beraber en azından Light Armor'lar birkaç yetenek kullanımıyla toparlayabilirler gibi. Şimdi orta agresif soma var. Aslan koşuyor. Geldi. Kero'ya ilk kill. İkinci kill. Marvel'dan takas var. Aslan vurmaya devam ediyor. Muj da bir kill almış. Aslan canı çok az oradan çıkmak isteyebilir. Bir fake smoke attı. Muj geldi. Guardian'la koşa koşa vurmaya devam ediyor. Ve 12-3-9 tane seri puanı geldi. Bakalım BBL bu 9 tane puanın kaçından çıkarabilecek haritayı ama yani Marvel, Min 4'er kill'de, Pova 6. Ya Other Side'ın maça hiç giremediği bir harita izliyoruz. Evet yani kompozisyon bence Sova haricinde uyumlu, güzel gözüküyordu. Ama kompozisyonun hakkını veremedi bu sefer Other Side. Yani bir de healer yok. Healer yok bir de. Yani bir şekilde değil bir Sky'ınız, bir ne bileyim Sage'iniz olması lazım Split'te. Çünkü şu çok fazla oluyor belki. A'da fight oluyor sonra oyun belki B'de bitiyor. O arada birinin sizi heal'laması lazım mesela. Ya bir de Sky gerçekten Muj'un ellerinde fark yaratmaya devam ediyor. Hem Şahinler hem alınan Mithral infoları... Fred bu arada cross koydu bekliyor. Guardian'la birlikte aldığı entry var. Oyunun devamında Jonix yakalanabilir. Hala yaşıyor ve Indelal bir headshot bıraktı ama Fred çok iyi oyalıyor. Dediğin gibi iyi oyalıyor. Şapası ilk gelecek oyuncu olmak zorunda. Şapası bulabilecek mi diye bakıyorum. Mermi. Neden basmıyorlar artık onun üzerine. Şimdi main buldu. 4'e 3 adam avantajı şu an Other Side'da. Bu arada yani birinin de yardıma gelmesi lazımdı artık. O kadar zaman kaybettirdi ki Fred resmen can çekişti. Şimdi Kero yerden bir vandal alacak ve retake başlayacak. İki tane ramp oyuncusu hatta üç ramp oyuncusuyla beraber Aslan kendini yukarı çıkardı ama işaretlenmiş durumda galiba drone'dan. Şimdi Kero hemen tabletini açtı. Molotov'u da var. Smon da kullandı. Muş kenara sol tarafa doğru flash pickini attı. Ekranlar arkası iki oyuncu var. Double pick gelir mi? Yer belli oldu. Pova'dan güzel bir wallbank var. Çok güzel bir keşif oku gelmiş orada. Muj'dan bir exit frag. Zorlamayacak burayı BBL. Bir round daha belki de beklemesi gerekiyor ama Pova. Çok güzel vuruş. Çok şık bir vuruş. Ekranadan kaçarken killini aldı. Tabii Other Side'ın da bu silahları koruması lazım. Tabii, çünkü ekonomi yok. Yani en azından kaçarken onları çıkarması gerekiyor yanında. Evet, daha fazla oyuncu kaybetmek istemediler. Operatör olduğunu da biliyorlar Muj'un ellerinde. 12-4. Other Side iyi zorladı A-Side'ı. Yani özellikle Side tarafında çok yalnız kaldı Fred. Entry aldıktan sonra... Yani bir türlü yardım gelmedi ona. Şunu eklemek istiyorum. Spike patladıktan sonra ben mimette bunu görmek istiyorum bu arada efekt olarak. Ya yani alan göstermiyor nereye kadar patladı. Bence bu önemli. Yani özellikle antrenman olarak da çalışırken oyuncuların. Yani şöyle bir bakıp hani buraya koysam nereye kadar gider, buraya koysam nereye kadar patlar. Yani exitlarda önemli bu. Yeri geldiği zaman işte ona göre pozisyon almak lazım. Yani çoğu oyuncu inşallah buraya kadar gelmez diye geri kaçıyor. Ben. Hayır profesyonel oyuncular da öyle. Yani çok bazen... emin değiller çünkü hani tam oraya mı kuruldu, bir metre yanına mı kuruldu, nereye kuruldu? Düşüyorum bazen. Aa buraya kadar geliyor muymuş işte. Sonra diyorlar. Evet yani. Sen ne yapıyorsun? Minimap'te şöyle bir Killjoy ultisi gibi bir daireyi patladık patlarken göstermesi bence bayağı yararlı olur. Bunu da buradan... Valorant devlerine göndermiş olalım. Rica ederim her zaman. 8. Çift harita puanı daha var. Ne diyorsun? Çift operatör. Bunu kim yapmıştı elemelerde? Icebox'ta Supremacy Blaze yapmıştı. Rust'la beraber. Rust'la beraber Easy yapmıştı. Ve çok etkili olmuşlardı. Biri çıkıp sürekli vuruyordu böyle Heaven'ın altından üstünden pikleyerek yapıyorlardı ya, Icebox'ta. Mainleri zaten ana girişleri kolaylıkla alabileceğiniz bir kurgu bu. Ramp önünde özellikle. Bakalım nasıl yerleşecek bu iki operatör? B'ye tek başına aslan bırakıldı.
Mujda A tarafında galiba. Evet. Direkt pikleyecek galiba aslan. Aslan'a doğru dönebilirsek eğer. Dönemedik. Şimdi döndük. Drone'dan çıkıp deneyecek mi? Şimdi kaçtı. Bir pik bekledi ama. Kırması lazım. Yalnız koşacaklar bu arada üzerine. Drone bir daha işaretledi. Yani inanılmaz. Şimdi Heaven tarafında Kera var ama çok kolay oldu. Dediğin gibi çok kolay bir side girişi oldu bu. Side arkasını almadılar bu arada. Bu bir problem olabilir daha sonrasında. Jornix'te bir ulti var. Mii'nin asit havuzlarından biri duruyor. Tabii post plant için Heaven'da açılı kurulmuş. Yani eğimdeler bir kill alırsa işler karışır. Çünkü ultisi gelecek. Tüm infolara sahip olacaklar ama o da şu an açı bulamadı. Muş. Bir kill almış. Devamında Mii'nin iki tane. Fred'den bir takas var ama adam ona taşı şu an için Otherside lehine. Fred'in bir kill ultisi geliyor aslan. Bir yandan Heaven'dan çeklemeye devam ediyor. Bakalım başlangıç noktasından da endişeliler mi diye bakıyorum. Evet. Duman bulutu geldi oraya doğru. Yine exit. Yine dediğin gibi exit frag kovalayacaklar. Oynayamayacaklar burayı. İki tane silah kurmaya çalışacaklar. Var. Marvol çok zorlandı. Dash de gelince cross'u iyice bozuldu. Dash de bir garip oldu böyle. Aslında evet. Havada gidemedi falan Dash'te. Çarptı duvara. Evet. Bent önündeki duvara. Biraz garip göründü ama Marvol'un eğimini bozmak için yetti bu. Ve 12-5 adı saatler üst üste iki tane güzel round. Bakalım BBL bu kaybedilen iki tane seyahattan sonra neler yapacak? Kero'nun asist sayısını görüyor musun? 20. Bir Brimstone'la bu arada bu. Çok müthiş iyi. Gerçekten yani. Çok iyi. Hani Sova'yla gördük, Sky'la gördük buna yakın rakamları ama. Jam Ice'ın vardı Breach'le. Evet. Hatırlıyor musun? Evet. 31 olabilir. 30 hatırlıyorum da üstünü hatırlamıyorum. Sevci. Evet şimdi BBL yine Bayrandu yaptı. Bu kez A tarafından hızlı bir hücum gelecek gibi. Düzeltiyorum adı side'dan. BBL Bayrandu'nu yaptı. A'ya doğru drone arkası gidecekler şu an. Duvar kırıldı. Vuruş. Ulti ile Jonix girecek gibi görünüyor. Çok iyi bir açıya geçti. Fred oradan kaçmaya çalıştı ama aimlerinin takası var. Muj'u kimse bilmiyor yalnız. Şimdi artık öğrendiler. Biliyorlar Muj'u. Oradan Tazmanya kaplanını kullanacak Muj. Marvol'u kontrol etmeye çalışıyor. Bir yandan Aslan'ın denemesi vardı. Aimdeler yardıma geldi. Muj şimdi çıkacak öne doğru. Rakibinin farkında sıkıştırdı. Bir tane daha. Harika oynadılar burayı. Aimdeler ile birlikte. Muj. Spike geride kaldı. Marvol ile birlikte. Min vuruyor Aslan'ı. 2'ye 3 kaldılar. Ve şimdi nöron hırsızı kullanılacak. İki oyuncunun da yeri belli. İki tane yıldız işaretlendi. Son kaldı. Ama dediğin gibi Pova son. Ve 13-5 split haritası ile birlikte bir üst tura çıkmayı hak ediyor ve garantiliyor BBL.